akabinde çıkan olaylara karıştıktan sonra firar eden Deniz Demir ile ilgili son olarak karayoluyla yurt dışına kaçtığı haberi gelmiş ama haber yetkililerce yalanlanmıştı. Güvenlik güçleri ellerine çeşitli kaynaklardan firari ile ilgili bilgilerin ulaştığını ve yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi. Cezaevinden kaçan mahkum Deniz Demir için polis geniş çaplı bir arama başlattı. Kudret Öztürk'ü bıçaklayarak cezaevinden kaçan Deniz Demir'i polis her yerde arıyor. Kızı Ecem Demir'in ölümünden sonra büyük bir buhran yaşayan Deniz Demir'in bir süre önce cezaevinden firar ettiği bildirildi. Yetkililerden gelen açıklamaya göre an meselesi olduğunu bildirildi. Kaçak mahkum Deniz Demir 1. bölge sınırlarında 127. sokakta görüldü. Kaçağın eşkalini veriyorum. 1.65 boylarında, kumral, renkli gözlü. Her insan masum doğar. Oysa hiç kimse masum ölmez. Çünkü insan vahşeti sever. Bu yüzden insanın tarihi kıyımla, savaşla, zulümle ve yıkımla doludur. Şiddetin neden ortaya çıktığını bilmem. Ama şiddet varsa akıl susar, kalp susar, vicdan susar. Senelerdir en yakınlarını gözünü kırpmadan öldüren, çocuğundan, annesinden, kocasından vazgeçen, aklı susmuş, kalbi sağır, vicdanı kör kadınların arasındayım. Burada sevgi yok, şefkat yok, merhamet yok. Burada acı, gözyaşı ve mücadele var. Onlar
toplumun dışına itilmiş bir avuç insan, bir avuç suçlu. Yaşama tutunmak için mücadele ediyorlar. Tekrar hayata dönecekleri günü bekliyorlar. Günleri, saatleri, dakikaları tek tek sayıyorlar. Özlem Hanım, yeni müdürün evrağı tamamlandı. Bugün göreve başlayacak. Bir sorun var mı? Yok. Her şey kontrol altında. Ben şiddetin çağrısına kulak veririm. Onu nasıl durduracağımı, suçluları nasıl ıslah edeceğimi iyi bilirim. Tek tek ıslah edeceğim ben de. Avlunun dışındaki hayata döndüklerinde eski hallerini hatırlamayacaklar. Ortam sakinleşti. İsyancılar koğuşlara geçiyor. Anlaşıldı, tamam. Merhaba. Zeyrin Şahin. Yeni cezaevi müdürü. Merhaba efendim. Ben de Özlem. Balaban. Müdür yardımcım. Evet. Dışarıda gördüğünüz şey için özür dilerim. Büyük isyandan sonra ara ara böyle şeyler olabiliyor. Önemli değil Özlem. Cezaevi yönetiyoruz. Ayrıca duyduğuma göre isyanda durmuş zaten. Evet, durdu. Garip bir biçimde bir anda kesildi. Şimdi ben gidip sorumlular kimse onları tespit edip hücreye atacağım efendim. Hayır. Kimseyi hücreye atmayalım. Sorumlulara bir şey yapılması gerekirse ben karar veririm. Elbette efendim. Affedersiniz. Ben odanızı hazırlattım hani isterseniz. Görüyorum. Fazla kirli. Tekrar temizletelim. Bir de bu fazlalıkları kaldıralım. Burası hazırlanana kadar bana cezaevini gezdir. Bir sıçradı, iki sıçradı. Sonra da bizim ameliyat sandalyemize böyle düştü, değil mi? Diğerleri transfer oldu, rahatladı, kurtuldu. Ama senle onun acıyı kurusunun benden çekeceğiniz var. Doğduğuna pişman edeceğim seni Hacer. Rüzgarı yaptıkları, rüzgarı çektirdiğiniz acıları... ...getireceğim, duydun mu beni? Yarın kanı yerde mi kalacak sanıyorsun sen ha? Sus. Azra, Azra, dur Azra. Azra yapma. Katil mi sen? He? Sen bir insan öldürebilir mi? Dua et. Yakında.
Şimdi kulaklarını aç. Beni iyi dinle. Bundan sonra Kudret yok. Bundan sonra sadece ben varım. Neymiş? Tekrar et. Sadece sen varsın. Yüksek! Sadece sen varsın. Bundan sonra ne ben ne benim kızlar hiçbir pisliğe bulaşmayacağız. Neden? Çünkü bunu bizim için siz yapacaksınız. Naciye karısıyla sen bizim içerideki elimiz, ayağımız, gözümüz olacaksınız. Duydun mu beni? Tamam, sen ne istersen. İyi. Şimdi biraz iş konuşalım. Bu Naciye karısına bir paket işim vardı, onu halledecekti. Halletti mi? Evet, halletmiştir bile. Güzel. Ana! Sakar Naciye. Ne yapıyorsun? Sakar mısın ya? Topla şunları hemen. Hemen efendim. Deniz Demir olayını duymuşsunuzdur. O günden beri hapishanede sular durmuyor. İsyan çamaşırhane sevkiyatında mı başladı? Evet efendim. Azra. Sevkiyat bitmiş. Ne? Böyle mi bilgi veriyorduk biz birbirimize? J blokta iyice tembelleşmişsin ha. Ortalık sakin. Yürü. Tatil bitti bacı. Naciye, biz seninle ne konuştuk? Bakıyorum elin kolun boş, ha? Ne? Ne yapıyorsun? Onu mu arıyordun, Azra? Siz kimsiniz? Zerrin Şahin. Ama sen bana müdürüm diyeceksin. Paketine el koyuyorum Azra Kaya. Çok memnun oldum Zerrin Şahin Hanım. Da size kötü bir haberim var. Elinizdeki pakette hiçbir ilgim yok. Ben genelde paketlere karşıyım. Ben çamaşırhaneden sorumluyum. Buraya Naciye Hanım'ı teftişe geldim. Evet, beni teftişe geldi. Peki, siz teftişinize devam edin o zaman. Bunu tanışmadan saymam ama odama da beklerim. Ateşliydi be. Azra, bu neydi böyle ya? Bilmiyorum. Yakında anlarız. Burası da Deniz Demir'in Kudret Öztürk'ü bıçakladığı yer. Gerçekten çok korkunç bir gündü. İçeriye girdiğimizde Deniz Demir Kudret Öztürk'ün üstünde onu bıçaklamış haldeydi. Raporda da okuduğunuz gibi Deniz Demir bu olaylar sırasında revirden kaçtı. Son durumu ne? Bir değişiklik yok. Yaptığın hesabını vereceksin. Yeah.
O kaostan sonra Deniz Demir'i kazan dairesinde bulduk. Kendinde değildi. O günden beri çok ağır sakinleştiriciler alıyor. Onlar da halüsinasyona sebep oluyorlar. Uzun zamandır bu halde. Peki sonra? Azra Kudret gittikten sonra iyice güçlendi. Artık kimseyi dinlemiyor. Yani onu zapt etmekte bayağı güçlük çekiyoruz, inanın. İnanırım. Azra'yı odama getirin. Ben alındım. Her seferinde Jale. Alışacaksınız. Yalnız bu yeni müdür okula var ya, bayağı Nihal biçimi he. Gı, beton dillenmiş ona, beton. Beton zerrin. Ya betonun ham maddesi olsa kaç ceza? Azo, bana bak. Bu çevirdiğimiz dümenlerden bize bir halel gelmez değil mi? Ne halalı Hasan ya? Olur mu öyle şey? Biz bir şey yapıyor muyuz? Sağ olsun nenem. O Naciye karısıyla Hacer'i bize miras bıraktı. Onlar çalışsın. Şunun şurasında kalmış zaten ne kadar günüm. Millet çeksin vallahi bütün kahre, uğraşamam. Bir dakika Azo. Madem birkaç yılın kaldı bilmem ne. Niye biz bu kadar uğraşıyoruz? Niye bir köşeye çekilip bacak bacak üstüne atıp kokteylimizi içmiyoruz öyle? Benim Hason, şaka mısın sen ya, ha? 50 kere anlatmadım mı sana niye olduğunu? Gözümüzü kapattığımız zaman ne olacağını bilmiyor musun? Yo, bilmiyorum, ne olacakmış? Arkadaş, hiçbir şey değişmez mi ya? Tamam, tamam, yok. Benim Hason. Bak bir bana. Tamam. Beynim çıtırdadı ufaktan da, neyse. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ne oluyor biliyor musun Hasan? Yeni kudretler olur. O yüzden o zamana kadar... Ne kız? Ya bunu artık birisi B12'sini mi veriyor, ne yapıyor? Hasret, yanmışsın sen ha. Ne oldu sen? Tansiyon hapların gelmiyor bu ara, ne oldu size? Ben bir konuşayım mı hemşirelerle, ister misin? Ya arkadaş, diyet yapıyorum, şekerim düşüyor, çıkıyor. Azdırmayın lan beni. Zaten helva gibi oldu sıcaktan. Ama Hasan oynuyoruz güzel güzel. Hadi. Çay söyleye mi çay? He? Özür dilerim. Tamam. Sakin. Çay söyleye mi ben çay? Ben konuşurum. Hadi. Azra. Zerrin Hanım çağırıyor. Merhaba, merhaba. Bonjour, bonjour. Yani ilk benimle görüşecek tabii. Sonuçta o hapishanenin müdürü ise biz de CEO'suyuz. Ha. Oh yeah, oh yeah. CEO ne? Ayo. CEO ne kız? CEO, CEO. Anlatırım. Devam, devam. Hadi devam. Nerede ya? Otur. Bir dakikaya bitireceğim.
Ekranda göründüğünden güzel misin? Eyvallah. Teşekkür ederim. Ekran biraz 5 kilo 5 yaş falan farklı gösteriyor. Ama yine de teşekkür ederim. Seviyor musunuz öyle programları? İlgileniyor musunuz? Hayır. Ama şiddete meyilli insanlar hep ilgimi çekmiştir. Meslek hastalığı. Anlıyorum. Odayı bayağı değiştirmişsiniz Melis Müdür'den sonra, masa falan. Tarz meselesi. Ben sade ve net olanı severim. Kalabalıktan, kaostan hoşlanmam. Kaostan kim hoşlanır? Değil mi? Duyduğuma göre Melis Hanım'la iyi anlaşıyormuşsunuz. Fena değildik. Özellikle müdür olmadan önce çok yardımı dokunmuştur herkese. Tarzı falan biraz farklıydı, evet. Ben de yardım edebilirim sana. İstersen. Öyle mi? Nasıl bir yardım? Kadınları hizada tutacak zeki ve söz geçen biri lazım bana. İçeri yasaklı madde sokulmasını engellememe yardımcı olacak. İlaç. Uyuşturucu. Birlikte çalışırsak ikimiz için de iyi olur diye düşündüm. İyiliği nerede bunun? Zirvede olmak zordur Azra. Tehlikelidir. En iyiler bile uzun süre zirvede kalamaz. Her zaman daha akıllısı, daha cesuru, daha güçlüsü çıkar. Benimle işbirliği yap. Hep zirvede kalmanı sağ ol. Ya yapmazsam? Yapacak başkasını bulurum. Bulamazsam yaratırım. Bir düşün. Azra Kaya'yı kısmına götürebilirsiniz. Hadi İsmail abiyle buluşacağız. Toplantı var. Bugün müydü o ya? Evet. Hadi. Şunları da yollarsın. Bakmayın öyle aval aval. Cevap verin. Daha dün gelen kadın nasıl oluyor da paketi buluyor ha? Kadın nasıl paketin üstüne çöküyor? Konuşsanıza! Yerinizde olsam hiç uzatmaz konuşurdum. Konuşun lan! Vallahi billahi biz yapmadık Azra. Allah belamızı versin, kimseye bir şey söylemedik. Hadi ya. Ha?
Bir de dalga geçiyor. Naciye şimdi senin suratının ortasında bir tane kurum. Siz yapmadıysanız bugün gelen kadınla sıkılıyor paket ediyorum. Cevap verin. Biriniz planın içine... Kızım hanginiz bu? Ha? Hanginiz sistemi çökertti benim? O kadar adam ayarladım, plan yaptım. Cevap ver! Konuş, boğarım seni, boğarım. Konuş. Allah yapmadık diyorum ya. Ekmek çarptı yapmadık. Ben şimdi çarpacağım sana Naciye. Yok. Konuşmayacak bununla. Bırak hasreti. Çorma kendini şekerim. Bırak. Boş odaya al bunları. Eski usul görelim hesabımızı. Azra! Hadi. Azra! Allah'ını seversen yapma. Hadi. Allah'ını seversen. Bağırma. Hadi bağırma. Çarpacağım ağzına. Azra! Allah aşkına ya. Azra! Vallahi yapmadık diyorum. Azra yapma. Bağırma diyorum ulan. Ne oluyor lan? Azra! Yeter! Hadi yiyin birbirinizi. Ayakta kalan masumdur. Hadi lan. İlk yumruğu kim atacak? Bak siz biraz daha girişmezseniz Hasret'e veririm size ha. Hasret olmazsa Derya'ya veririm. Seç, beğen, al bizde. Ki ben olsam beni seçmezdim. Azra. Hadi biraz abartmadı mı, fazla olmadı mı? Yeter. Başlama yine Jale. Kapıyı da kapatsana Yonca. Şimdi vıyır vıyır şunların sesini duymayın. Derin. Abla. Yapmayın. Hasret yeter. Jale bas git. Yeter. Yardım ya. Yeter. Hadi kızlar yeter. Kalk çabuk. Kalk. Kalk toparlanın gidin. Doğru bloklarınıza gidiyorsunuz. Yürü. Git çabuk hadi. Başlarım senin merhametine be. Bu ne be? Jale. Fazla olmadı mı ya? Yani abartmadı mı? Çok fazla. Herkese patron olduğunu göstermek zorunda. Tatil köyü değil burası. O merhamet ettiğin insanlar hepimizi öldürmeye çalıştılar. Hatırlarsan seni de Jale. Orası öyle. Vallahi benim de hoşuma gitmiyor böyle hürgür emme. Ne yapacağız? Gün gelecek. İn gücü hepimiz çekeceğiz gideceğiz buradan. O zamana kadar Azra'nın dediği gibi. Hayatta kalmak için savaşacağız arkadaş. Melis Hanım'ın yöntemlerinin pek işe yaramadığını hepiniz gördünüz, yaşadınız. Bugünden itibaren yeni bir dönem başlıyor burada. O eski saçmalıkları bırakıyoruz. Kurslar, workshoplar, dersler hepsi bitiyor. Hepsinin birer mahkum olduğu gerçeğini ve bizim onları ıslah etmek zorunda olduğumuzu unutmayın. Yöntemlerim size insani gelmeyebilir. Ama ne yaptığımı iyi biliyorum ben. Siz de üzerinize düşeni yaparsanız bir sorun yaşamadan birlikte huzur içinde çalışırız. Dağılabilirsiniz. Özlem sen kal. Birlikte şu mahkum dosyalarının üzerinden geçelim. Başlayın efendim. Dudu.
Senin ne işin var burada? Murat Bey. Beni Deniz'in yanına sok seni. Gözümü seve. Tamam ama çabuk ol. Allah senden razı olsun. Çabuk ol. Bir beden olmuş. Bir can. Hani Elga'danken sütümden besledin ya sen onu. Büyüttün. Şimdi gitti mi sanıyorum? Gitmedi. Ta Urla'dan sana bakıyorum. Emme. Anasını böyle görürse üzülür hem. Üzülür çocuk. İyi ol kardeşim. Bak. Öcünü de aldın. Yüreğin soğusun gari. Topla kendini. Vay vay vay. Hazırlanıyoruz. Ne hazırlanması ya? Aa, klasik kalemi sürüyorum. Bütler başlıyor oraya için. Ha. Manitacılık diyorsun yani. Manita ne be? 15 yaşında mısın? Yalnız bir şey söyleyeceğim. O hiç olmamış. Ne var Hüseyin? Özlem Hanım, kusura bakmayın bölüyorum ama... Azakaya'ya götürüyorum. Bilginiz olsun. Tamam. Nedir şimdi bu? Nereye götürüyor? Sağ ol derim. Vay 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 vay. Dilini ısırık kaşılan nazar diyecek. Ama da süslenmişsin ha. Sinan için değil mi? Lan sen yok musun Nazlı? Yok lan. Senin için köfte dudak. Aşk olsun. Hadi oradan hadi. Buyurun Özlem Hanım. Ne? Nasıl ya? Tamam efendim. Tamam. Ne var? İbrahim, geleceğiz abine dönüyoruz. Özlem Hanım çağırıyor. Tamam abi. Nereye dönüyorsun? Niye dönüyorsun? İptal ettiler Hasan. Ne demek iptal et? Nasıl iptal edebiliyor ki? Olmaz öyle şey. İbrahim devam et kardeşim. Hiçbir yere geri dönmüyorsun. Nereye? Kızım bir dur. Sakin ol ya. Sakin falan olamam. Benim eğitim hakkımı kim oluyor da elimden alıyor ya? Bir sene kaybedeceğim ben Hüseyin. Sen biliyor musun? Allah Allah. Bir dur. Duramam. Bilerek yapıyor karı. Bilerek yapıyor. Metin, Metin bir gelsene. Efendim hocam. Bir öğrenci vardı cezaevinden gelen Azra Kaya. Gördün mü? Bugün sınav var ama henüz gelmedi. Yok hocam, görmedim. Tamam.
karısı izin vermemiş herhalde. Aa, nasıl izin vermez ya? Klas sesi çünkü. Taktı bana. Sistemli bir şekilde delirtecek beni. Ben anlamıyor muyum onun ne yapmaya çalıştığını? Ama ben de biliyorum ne yapacağını. Sen kavgayı çektin değil mi? Evet kanka. Güzel. Al onları, gel yanıma. Hastanın durumu iç açıcı değil. Hala bir yaşam belirtisi yok mu? Değerleri dün verdiğimiz ilaçlara rağmen hala değişmedi. Üstelik yasal sürede dolmak üzere. Hasta yakınını çağırın. Beyin ölümü gerçekleşirse bir karar vermesi gerekiyor. Artık durumu ailesine açıklayalım. Peki efendim. Arıza bir tip belli. Vallahi öyle Oktay'ım ya. Deli deli bakıyor gözlerim. Alın. Sağ ol. Meltem, sen tanıyorsun galiba. Yok. Aranız iyi gibi. Yani biz bir süre beraber çalıştık. Ben oradan biliyorum. Hep mi böyleydi yani? Serttir, acımasızdır. Kendine göre yöntemleri vardır. Ama takmaz pek kimseyi. Öyle gittiği yerde de sorun morun kalmaz. Arkadaşlar, gördünüz mü videoyu? Ne videosu? Bakın. Bu ne ya? İnternete mi koymuşlar bunu? Hı hı. Oha! Ne biçim vurdu be? Oo baby baby. Hazra'nın işi. Az önce bir gazeteci geldi Zeynep Hanım'ın odasında. Kesin bununla ilgili. Savaş başladı. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım. Aslında sizden bir açıklama almadan ben de haber yapmak istemedim. Yani neticede olay büyük. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Bu cezaevi daha kötü günler gördü. Yapmayın canım. İki tane mahkum kavga ediyor. Biri görüntüleri sosyal medyada paylaşıyor. Bu olayın haber değeri yok, öyle mi? O telefon nereden geldi ya da neden kimse o mahkumlara müdahale etmedi? Ayrıca buranın güvenliği... Bugün başladım görevi. İnkaz devraldım desem yeridir. Ama yakında her şey yoluna girecek. Tabii. Neticede bunlar politik cevaplar. Peki, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Çok teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Sana bir teklifim var. Sen bu haberi boş ver. Yazma bir şey. Yani? Sen bu haberi yapma. Karşılığında ben de sana buradan haberler vereyim. Sadece sana. Nasıl haberler? Büyük haberler. Olay yaratacak haberler. Sadece senin bileceğin haberler. Ne dersin? Kabul. Anlaştık. Anlaşmamıza sevindim. O zaman ben size kartımı vereyim. En kısa sürede haber bekliyorum. İyi çalışmalar. Arayacağım. Kanka var ya, sen haklı dedin ha. Melis müdürüm var ya, dünya iyisi, dünya güzeli kadındır. Bu Berrin ne öyle? Suratsız, nemrut, gudubet. Berrin değil kız, Zerrin. Zerrin, gerrin. Çok da umurumdaydı. Ne öyle havalar? Gelmiş böyle buraya, böyle bir bakışlar falan. Bir şey, havalar. Ya sen Godfather mısın? Ya Terminatör müsün? Ne ayaksın ya? Asıl. Kimsin arkadaş sen, kimsin? Lan, he, dürürüm. Bu hapishane kaç müdür gördü? Senin haberin yok ya. Böyle. Sen kimle raks ediyorsun lan? Herkes dışarı. Sen kalıyorsun. Dışarı dedim.
Tamam çıkın. Zerrin Şahin Hanım. Ben sizi daha tecrübeli biri zannediyordum. Ne oldu da aksini düşündün acaba? Yani çok açık değil mi? Gördüğünüz gibi burayı siz değil, ben idare ediyorum. Ben de seni daha akıllı biri sanmıştım. Anlaşırız diye umuyordum. Ne oldu da aksini düşündünüz acaba? Zamane gençleri fazla büyütüyor bu sosyal medyadan her şeyi. Belki de siz fazla küçümsüyorsunuz. Olmadı ama beceremedim. Tansiyonu yükseltmek için soruyu sanıp geleceğim ben. Tamam, ben de seninle geleyim. Deniz'le Azra'nın arası nasıldı? İlk başta Azra ve tayfası Deniz'e sahip çıktılar. Ancak bu son olayda Azra elinden geldiğince Deniz'e engel olmaya çalışmış. Fakat Deniz onu dinlememiş. Azra'nın çok yakın arkadaşı Rüzgar dolay sırasında ölünce Azra Deniz'e karşı hem çok kendini üzgün hissediyor hem de öfkeli. Deniz'e verdiğiniz sakinleştiricileri kesin. Tekrar B1 bloğu alın. Ama efendim... Başüstüne çağıracaktım ha. İsabet olmuş çağırmaman. Nasıl? Biraz saçma olurdu. Buradaymıştı. Lütfen yayında arayabilir misin? Ya o çok saçma olmuş. Mart. Aslı.
Mutacı geliyor mu Mutacı? Üst katta kalıyor. Ayfermiş adı. Üzerinde bir olayı var bunun. Gözümüz üstünde olsun. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. Ne cins bir kadın bu ya. Zerrin'den bahsediyorum. Böyle havalar falan. Yine takacak bir şey buldum. Hani Melis'i de sevmemiştin ya bak şimdi, o yüzden de. Ya canım o başka, bu başka. Bu sert bir tip böyle. Nihal'e benziyor biraz. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz ha. Yok. Belki de öyle olması gerekiyordur Oktay. Melis'in yaptıklarından sonra burası cehenneme döndü. Haksızlık ediyorsun bence. Yok. Cezaevi burası. Acımasız olmak gerek. Sen ne ara bu kadar zehrinci oldun ya? Bakayım saate. Mesai saati bitmiş. Artık benimsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya? Sevgilime dokunuyorum şuradan. Ne var? Biri görecek şimdi. Görsünler. Biliyorlar zaten. Yani Zerrin Hanım'ın hemen anlamasını istemiyorum bizi. Yani en azından bir süre. İyi tamam. Anlamadım ama. Hadi o zaman buradan kaçalım gidelim yanımca. Hadi. Nereye? Arkadaşlarımla tanıştıracağım seni. Unuttun mu yoksa? Ha yok, unutmadım. Unutur muyum? acaba hoşlanacaklar mı benden? Sevmezler mi? Seni sevmeyen olsun. Bak ya. Hadi geç. Arabada öperim onu. Nereden bileceksiniz?
Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, derildim, fırtınaydım, duruldum, yoruldum, çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? 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 Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Şeyler yemen gerekiyor Deniz. Benim ilaçlara ihtiyacım var. Oh, ne olur bir şey yapamaz mısın? İstediğin ilaçları sana getiremem Deniz. İlaçlarımı bana neden vermiyorlar? Deniz, artık kendine gelmen lazım. Ben de aynı süreçten geçtim, biliyorum. İlaçlar acını hiçbir zaman dindirmeyecek. Er ya da geç gerçekle yüzleşmen lazım. Ben gerçeğe dayanamıyorum ki. Onlar beni iyicime götürüyordu. Biliyorum, biliyorum. İnsan acısını dindirmek için neye sarılacağını şaşırıyor. Ama bunun sonu yok. Artık iyileşmen lazım. Kendine bunu yapma. Şifa bulman lazım Deniz. İnsan kendi adaletini yaratır. Şifa bulur. Herkesin kendi adaletini yarattığı bir dünya nasıl olur? Bir düşünsene. Rüzgar!
Aç gözlerini Rüzgar. Rüzgar. Aç gözlerini. Aç gözlerini. Bana bak. Bana bak aç gözlerini. Bırakma beni. Bırakmayacağım ben de seni. Yardım edin! Hazırım. Rüzgar. Bırakma beni. Bırakma beni. Her şey güzel olacak. Yardım edin! Hastaneye gideceğiz. Bırakmayacağım seni. Ben de geleceğim. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Koruyamadım seni. Asıl ben özür dilerim. Koruyamadım seni. Sana bunları yapanların hesabını bir bir soracağım. Hayır. Hayır. Kaç bu cehennemden. Kaç. Hazırım. Nasılsın? Daha iyi misin? Kimsin sen? Yeni müdürümüz Zerrin Hanım. İlaçlarımı neden vermiyorlar? İlaç yok artık. Senin iyiliğin için. Kendini uyuşturarak bir yere varamazsın. Böyle olması gerekiyor. Yaşlarıma ihtiyacım. Bugün odana geçiyorsun. Burada kalmayacaksın artık. Geçmiş olsun. Tamam Deniz, tamam. Sakin ol. Birazdan gelip seni alırlar. Yaşamsal belirti yok. Çok üzgünüz ama bir karar vermeniz gerek Alp Bey. Zaten şu kalemi. Boncuk. Gel ablam buyur otur. Hiçbir şey olsun kardeşim. Deniz. Canım. İhtiyacım var. Çok kötüyüm. İlaçımı kestiler. Ya kendime gelmem lazım. Yapamam böyle. Onun üstüne böyle şey. Yapma ne olur. Ne olur sana yalvarırım. Ne olur yapma. Deniz ben böyle bir şey istesem bile yeni gelen müdür manyak. Bulursun. Sen bir yolunu bulursun. Azra ne olur. Yapamıyorum. Ne olur. Yalvarırım. Ne olur. Ne olur. Boncuk. Daha yeni çıktın. Kendine biraz zaman ver, tamam mı? Daha yeni ayaklandın, daha yeni insan içine karıştın. Hem bana bak. Bir daha seni öyle uyuşuk görmek istemiyorum. Azra. Dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Dayanamıyorum, ne olur. Ben mi anlatamıyorum, sen mi anlamak istemiyorsun? Senin iyiliğin için söylüyorum. İyi. Ben başımın çaresine bakayım o zaman. Öyle olsun. Kim dedi?
Gönder gelsin. Ne yaptıysak tedaviye cevap vermedi. Anneniz için çok üzgünüz Alp Bey. İnanın bütün yöntemleri denedik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Şurayı imzalayayım. Bir de şurayı imzalayabilir misiniz? Vedalaşabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Sonunda böyle oluyormuş demek. Önce kavga, gürültü, göç gösterisi. Sonunda elin kolun bağlı. Nefessiz kalıyor musun? Anne. Çocukken arkadaşlarım babalarıyla oynamaya bayılırdı. Ben seninle canavarcılık oynardık. Sen canavar olurdun. Ben kaçardım. Çok korkardım senden. Senin altına saklanırdım. Annemin olduğunu bilirdim ama canavardın işte. Sen hem annemsin hem canavarsın. Merhaba. Hatırladınız mı beni? Azra'nın hocası ben. Merhaba. Okula getirmiştiniz onu sınav için. Ya getirmiştim. Müdür odasında mı? Odasında. Hayırdır? Yani okulla ilgili bir mevzu konuşacaktım. Kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba. Sinan Oğuz ben. Azra Kayın'ın okulundan geliyorum. Zerrin Şahin. Buyurun oturun. Teşekkürler. Bu arada memur arkadaşlar söyledi. Yeni başlamışsınız göreve zannedersem. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Azra'nın sınavı vardı da gelmeyince ben de merak ettim. O yüzden yani bir şey mi oldu diye. Kendisine de ulaşamıyorum haliyle. Yok, hiçbir sorun yok. Ha, öyle mi? O zaman neden gelmedi acaba sınava, onu biliyor musunuz? Öyle uygun gördüm çünkü. Nasıl, anlamadım. Öyle olması gerekti. Hesap vermek zorunda değilim. Ben buraya hesap sormaya falan gelmedim. Ama bir mahkumun yasal hakkı elinden keyfi bir şekilde alınıyorsa bunun sorulacak bir hesabı vardır elbette. Sizi neden bu kadar ilgilendiriyor bu Azra denen mahkum Sinan Bey? Özel bir nedeni mi var? Özel bir sebep olmasına gerek yok. Öğrencim. Asıl mesele sizin sorumluluğunuz altındaki insanlara neden bu kadar değersiz davrandınız? Ben sizin öğrenciniz değilim Sinan Bey. Bana ders vermeyi bırakın. Ben de buradaki mahkumlardan biri değilim. Neydi isim? Zerrin Hanım. Bu tavrınız gerçekten hiç hoş değil. Manasız bir tartışma içindeyiz bence. Çıkıp giderseniz hiçbir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Peki. Ancak Azra Kaya ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa bizzat kendim yapacağım. Bilginiz olsun. İyi günler. Bu
Evet hanımlar. Kantin listelerinizi hazırlayın. Öğleden sonra gelip alacağız. Ne? Azra. Bak hele. Senin bu Sinan vardı ya. Hani okuldan. Hoca. Hı, ne olmuş ona? O buradaydı demin. Tam anlamadım ama seni sordu galiba amire. Gizemli gizemli konuşmuyorsun. Ve siz Erin gönderdi bunu. Seninki bir bozuktu böyle bir şey tıldı. Başka bir şey duymadın mı? Yok vallahi başka bir şey duymadım. Tamam sağ ol. Ben sizleri yollarım sana. Eyvallah. Kızlar. Yürüyün beton kırmaya gidiyoruz. Öğütü geleceğim. Hadi. I like it. Bak güzel kardeşim. Şimdi hasret senin ağzını açacak. Sen de çeneni kapayacaksın. Sessiz sedasız sadece benim sorduğum sorulara cevap vereceksin. Sonra da buradan tıkış tıkış kol kola çıkacağız. Anladın mı bunu? Zerrin'le ilgili biliyorsun Öt? Nasıl yani? Aptala yatma. Karıyı görünce zangır zangır titredin gördük. Ne biliyorsun? Ne yaptı sana? Niye korkuyorsun ondan? Yapmadı bana. Ben bilmiyorum bir şey. Lan delirtme beni. Ne biliyorsun söyle. Çıkalım şuradan gidelim. Uzamasın bu iş söyle. Söylemem öldürür beni. Öldürür. Söylemezsen de ben öldürürüm seni ama anlamadın mı? Konuş! Konuşmam. Konuşmam ölsem de konuşmam. Meltem, odama gel hemen. Peki Zeynep. Ama sen de konuşmam diyor. Sen de konuşmam diyor. Ben bilmiyorum. Kendi karar verdi. Bundan sonra çıktı görüntüden. Bul getir hemen. Emredersiniz.
konuşmayacak mısın? Ha? Emin misin? Ama çok sinir bozucu senin bu suskunluğun ya. Bak herkes çok hevesli. Hı? Nisan bilirsin. Kızım konuşsana. Boşu boşuna acı çekiyorsun. Sen de kurtul, biz de kurtulalım. Hadi. Yürü, yürü. Ayfer. Ne oldu sana? Yok, bir şey yok. Kim yaptı bunu? Ayen takıldı, düştüm ben. Biri mi var orada? Ha? Düştün yani. Öyle mi? O yüzden mi bu haldesin? Elin de mi düşünce böyle oldu? Pek inanmadım ama sana ben. Ha? Ne yapacağız? Ben doğru söylüyorum müdürüm. Ben gerçekten düştüm. Peki, madem yürürken kendine bu kadar zarar verebiliyorsun, o zaman şöyle yapalım. Seni hücreye kapatalım. En iyisi bu bence. Yoksa senin için daha kötü olacak, değil mi? Yapmayın müdürüm, ne olur. Ne olur yapmayın, ne olur. Meltem, Ayfer'i hücreye kapatalım. Bir süre orada kalacak. Ne olur müdürüm, ne olur yapmayın. Ne olur yapmayın müdürüm. Yürü. Ne olur yapmayın. Yürü dedim. Müdürüm yalvarırım, ne olur. Ne olur yapmayın. Yürü dedim, yapmayın. Sana. Yapmayın, ne olur müdürüm. Ne olur. Ne olur yapmayın. Ne olur yapmayın, ne olur. Ne olur. Efendim? Alp Bey merhaba. Hastaneden arıyorum. Ben Ayşe Hemşire. Buyurun. Kudret Hanım, anneniz kendine geldi efendim. Kendine mi geldi? Evet. İsterseniz gelip görebilirsiniz. Alo. Efendim? Uyandı mı? Şaşırtıcı, hiç beklemiyordum. Öyle mi? Nereye verildi sevki? Anladım, tamam. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Uyandın mı? He. Ne oldu? Ziyaretçin var. Müsaitsen gelsin. Müsaitim, müsaitim. Ay. Oğlum. Ay. Alp. Oğlum. Sen kimsin be? Adalet Bakanlığı'ndan geliyorum. Tedavin tamamlanınca nakil olacaksın. Nereye? Yerin değişmiş. Bayrampaşa'ya nakil oldum. Değil, tamam. Geçmiş olsun.
Ama burası. Gel bakalım Kudret Sultan. Beni buraya niye getirdiler ki? Başka yere naklin oldu demişlerdi. Haberin yok mu? Nakilden bir gün önce değiştirdiler yeri. Açıver bari şunu. Hadi yürü. Yavaş. Yavaş. Önce bir aramanı yapalım da. Ne olur ne olmaz. Niye? Niye ki? Ben işimi sağlama alayım da. Berna, arama odasına gelir misin? Kudret'in ince araması yapılacak. İnce arama. Anlaşıldı, tamam. Hadi yürü. Ah. Ah. Sağlam görünüyorsun maşallah. Kudret, öldüremedin beni. Bundan sonra her gün buna pişman olacağım, biliyorsun değil mi? Elimde fırsat varken geberseydim keşke diyeceğim. Yeni müdür seni görmek istiyor. Araman yapılsın, kendi ellerimle götüreceğim seni. Şimdi gir üstünü başına arasınlar. Yürü! Yürüsene lan! Yavaş! Hoş geldin Kudret. Gözümüz yollarda kaldı. Nasılsın, iyi misin? Arama yapılacağını duyunca bir gelip hoş geldin diyeyim dedim. Eksik olma. Prosedür belli. Üstüne alınma. Başla benle. Çıkar üstündekileri. Hadi çabuk. Hepsi çıkacak. İntim arama yapılacak. Zerrin Hanım öyle söyledi. Ya biraz abartmıyor musunuz? Komadan çıktık, buraya geldim. Uzatma Kudret. Çıkar. Nasıl geçti arama? Olabilirler mi şey? E sus artık Hüseyin. Canım burnumda zaten. Ulan bana öyle cartçuk yapma, kopardım kafana. Yürü. İşte Allah'ın sopası yok. Bir sus be Hüseyin, bir sus. İşte böyle yan basarsın Kudret Hanım. Kaç hafta hastanede kaldım lan senin yüzünden. Ameliyat yerleri hala acıyor. Doktor 2 santim yukarı gelse ölecektim dedi. 2 santim mi? Ya Hüseyin, senin 2 santim yukarıda hangi organın bu kadar önemli olabilir ki? Ne bileyim ben, damar mı mamar mı bir şey varmış işte. Damar. Lan şuna bakacak, bir sahip de çıkmıyor. Lan sen var ya sen. Sen insan değilsin lan. Şeytansın lan sen. Ölüyordum lan senin yüzünden. Kansız. Pardon bebeğim. Önüre baksana. Kudret! Kudret! Ölmedin.
olsaydı. Yaşadığına pişman olacağım seni. Duydun mu? Seni yaşadığına pişman edeceğim. Duydun mu? Dedem. Seni yaşadığına pişman edeceğim. Abla, Serap abla çık, tamam. Tamam Deniz, Deniz ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ya burada. Kim burada? Burada geldi, özlemiş. Burada. İlaçlarımı kestim ben. Tamam. Kudret burada. Tamam. Kızım, yok. Öldü. Biliyorum. O öldürdü. Kızım öldü, o yaşıyor. İlaçlar. Tamam, nefes al. İlaçlar. Tamam, yanındayım. Allah'ım, Denizciğim. Müdürüm, bu dışarıdaki olan olaylarla benim hiç alakam uzaktan yakından yok. Seni az önce olanları konuşmak için çağırmadım Kudret. Seni neden tekrar bu cezaevine gönderdiler biliyor musun Kudret? Çünkü ben öyle istedim. Ben aldırdım seni buraya. Bazı makamlarda ricamı kırmayacak hatırlı tanıdıklarım var. Sağ olsunlar. İyi de beni burada yaşatmazlar. Buradan ancak cesedim çıkar beni. Dediklerimi yaparsan, sözümden çıkmazsan kimse sana bir şey yapmaz. Ama eğer çıkarsan, kendi kafana göre iş yaparsan... Sana söz vermeden ya da soru sormadan asla konuşma. Bazı kurallarım var. Denize dokunmayacaksın. Azra'ya bulaşmayacaksın. İntikam yok. Aksi halde canını yakarım. Ama sana güvenirse... Zamanla daha da rahat edersin. Ama önce iyi niyetini görmem lazım. Anlaştık mı? Anlaştık. Duyamadım. Anlaştık. Anlaştık ne? Ne? Müdürüm. Anlaştık müdürüm. Anlaşmamıza sevindim. Hüseyin. Buyurun müdürüm. Götürebilirsin. Tabii müdürüm. Yürü. Yürü. Müsait miydiniz? Gel. Yanlış anlamazsanız bir şey söylemek isterim. Kudret'in gelişi, mahkumlar öfkeliler biliyorsunuz. Gardiyan arkadaşlar da biraz tedirgin. Tekrar olay çıkaracağını düşünüyorlar. Ben ne yaptığımı biliyorum Özlem. Elbette. Yani nasıl isterseniz, sizin kararınız tabii. Öğrenecek çok şeyim var Özlem. Böyle durumlarda sana muhtaç zavallıları kullanacağım. Kudret hayatta kalmak için ne dersem yapacak durumda. Asla sözünden çıkamaz. Sen kafanı yorma. Anladım. Çok haklısınız. Hadi Allah kurtarsın. Dokuz canla dokuz. Lan taş edecek, taş. Anne! Anne, ne işin var senin burada? Anne! Hiç haberimiz olmadı. Tamam.
tamam. İyi, iyi. Kavuşturalım. Tamam. Diğerleri nerede? Yoklar abla. Hepsini başka yere yolladılar. Bir biz kaldık. Siz nasılsınız? Azra karşı rahat bırakmıyor ki. Köpeği yaptı bizi adi. Hepsi eziyet ediyor abla. Baksana yüzümle anne. Benim arkamdan ne dediler? Aman be anne, sen geldin ya. Oley, annem geldi, anne. Tamam Naciye, tamam. Ben yorgunum. Ben biraz dinleneyim. Ondan sonra devam ederiz gıybete. O da? Oh. Sen kimsin be? Şey... Annem, geleceğini bilmiyorduk. Yoksa çok rahat hazırlatırdık odayı. Kudret annemiz. İsmini çok duydum anne. Kusuruma bakma. Geleceğini bilseydim boşaltırdım odayı. Var mı emrin? Yok, sağ ol altın. Git sen şimdi. Hadi bir toparlayın bir ortada. Odamı eskisi gibi yapın. Yok. Yüksek, biraz bir şey yok. Nasıl bir şifre yok ya? Kuskucu kadın önümüze çam gibi devrildi. İlaç yoksun yaşıyor sadece. Birkaç gün toparlar ama. Ya hemşire hanım, Deniz'in ilaçlarını birdenbire kim kesmeye karar verdi? Şale, işine bak. Geçecek kardeşim, geçecek hem. Hadi biz geliriz yine. Tamam Deniz, hadi çıkın dışarı. Hadi. 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 Yetmezmiş gibi bir de canki ettiler kadına. Kız sen cankiyi nereden biliyorsun ya? Kız canki demiyor, öyle titreye titreye bayılana canki demiyor. He, oh. Hadi yürü. Bayağı iki saat falan öyle kendi kendime takıldım. Ne konuşuyorlar bunlar orada ya? Aha. Ne işi var bunun odaya? Oha! Oha! Nerede? Dokuz canlı. Hangi ruh hastası bunu buraya giriyor dedi ya? Kudret! Nereye gidiyorsun nenem? İgicim laf edelim, özleştik. Kızlar anlattı mı? Sen yokken çok iyi baktım onlara. Ha Naciye, Naciye Hanım'a yol açın. Naciye, anlattın mı annene sana ne güzelce cennelik ettiğimi ha? Ver ver, ben veririm. Ya
Git işine kınalı yapacak. Ben gel dediğim zaman geleceksin Kudret. Vay be. Bir topallık bir kutiye bu kadar mı yakışırmış? Bravo. Özlediğimiz kutu hareketleri bunlar. Sen beni unutmuşsun kanalı yapacak. Benim ben. Kudret. He bakın. Gelin bakın. Öldürmeyen Allah öldürmez. Bana da tam o öldürmeyen Allah'ın öldürmediği kudret lazım. Çünkü ona iki çift lafım var. 24 saat paranoyak bir şekilde yaşayacaksın. Ölümün nereden, ne zaman geldiğini bilmeden acı çeke çeke yaşayacaksın. Tıpkı rüzgarın çektiği acılar gibi, anladın mı beni? Ya o kınalı yapacak. Ne zaman istersen öldür. İster şimdi. İster daha sonra. Sana kapım. Hep açım. Ama şunu bil ki ben ölümden döndüm. Ne senden, ne başkasından, ne de ölümden korkmuyorum. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsun ama geçti borun pazarı. Biz kestik o kuyruğu. Mağlulen emekli ettik seni. O yüzden şimdi iyi dinle. Artık yürüyüş mü yaparsın, organik mi beslenirsin, ne halt edersen et, yeter ki sağlığını benim için korun. Hadi geçmiş olsun. Dağılın lan. Az önce neye bakınıyorsun öyle? Şu Ayfer'i bulup konuşturmamız lazım. Bana bak. Şu Ayfer denen kız var ya, gözü tuhaf falan. Gördün mü onu buralarda? Hücreye atmışlar onu. Niye, ne atmış? Bilmem, atmışlar işte. Olay malay yok yani. Yok. Ne dönüyor lan burada? Tam kaybol. Paso, git bize Hüso'yu bul. Allah Allah. Ben Hüso'dan sorumlu devlet mi bakanı mıyım? Ne ayak? Ya Hasret, senden başka Hüso'nun yerini bilen mi var? Tamam kanka, buluruz ya. Sen de yani. Hemşire Hanım, bakar mısınız? İyiyim, gidebilir miyim diyecektim. İyiyim gerçekten. Tamam, geç şöyle bir tansiyona bakayım. Çekil bolos hanımlar. Bütün karizma gitti. Gel birlikte olsun Hüseyin. Git anne. Karizmayı çizdik ya. Hayırdır, beni çağırmışsın? He, çağırdım. Bu gözü şey olan kızı hücre yapmışlar, doğru mu? Doğru. Taşkın da çağırmış, atmışlar. Azra, sana bir şey söyleyeyim mi? Hı.
Yeni müdürün gözü gözde ya. Ali Kur'an baş kesen yemin ederim ya. Ya keseceğim ben onun başını, sen rahat ol. Bak ne diyeceğim. Sen beni hücreye atsana. Hayda. Kızım ben sana anlatıyorum, sen ne diyorsun ya? Sen beni bir dinle, sen beni bir hücreye at. Sanki bakkala götür diyor ya. Kızım sen beni anlamıyor musun? Bu zehrin çok tehlikeli diyorum sana ya. Yemişim ben onun tehlikesini. Demirden korksak trene binmeyiz. Sen beni hücreye at. Oradan biz seninle kol kola çıkalım. Ben o kızı bir göreyim. Tamam mı? Bana bak. Eğer kıyağı yapmazsan bana, veririm seni Kudret'e. Zaten kendi çöpünü kurmaya yer arıyor. 2 dakikada harcar seni. Nasıl götüreceğim peki? Şaka mı sanıyorsun? Ne demek nasıl götüreceğim? Kendin olacaksın. Böyle Cevval Hüseyin olacaksın. Azıcık da şeyini koyacaksın böyle ağırlığını. Götüreceksin yani. Sana işini mi öğreteyim Hüseyin Allah aşkına? Gezmeye gider gibi hücreye gitmek isteyen de oldu. Tut kolundan çek götür beni Hüseyin. Bu ne Hüseyin ya? Böyle böyle mi götüreceksin? Biraz bir oyunculuk, bir sufleksin olsun. Dur lan. Dur. Azra ne oluyor ya sana? Ne oluyor sana ya? Kutti topal kutti. Yürü. Tam Hüseyin yavaş ya. Ne meraklıymışsın oyuncu olmaya. Adam Stanislavski kesildi başıma. Kızım senin andırıcı olsun demedim. Tam Ali'cim abandırmadık. Yürü. Hücrede kal da aklın başka gelsin. Azra, elini çabuk tut. Kimse görmesin. Tamam Hüseyin ya, uzatma. Hayırdır Azra? Hücreye mi girmek istiyorsun? Ha, yo. Neden buradasın o zaman? Bir arkadaşa bakıp çıkacak mı? Ne işin var burada? Müdürüm, bu yukarıda hırgür çıkardı. Ben de aldım kolumdan getirdim yani. Kendi kendine hücre cezası mı verdin? Hangi akla? Yok müdürüm, ben ceza vermek gibisinden değil de hani kavgayı önlemek için. Aklına gelen her yöntemi uygulamarsın. Sana gelince Azra. Seni cezalandırmayacağım. Hatta seni affedeceğim. Çünkü çok yakında bana nasıl itaat etmen gerektiğini anlayacaksın. Git şimdi. Hadi. Sağ ol. Gördün mü Hüseyin? Biz alacak hiçbir şey yapmamış. Ben de gideyim mi müdürüm? Hüseyin. Hapishaneleri nasıl yönetirim? Önce en zayıf halkayı harcarım. Çürükleri ayıklarım. Ama sana bir şans veriyorum. Hangi tarafta olduğunu iyi düşün. Karar ver. Bir daha böyle bir saçmalıkla karşılaşırsam gözünün yaşına bakma. Azra ne oldu? Ben bu zehrin karısının ağzını burnunu dağıtacağım demedi demeyeyim. Mahvedecek. Deniz. Tamam sonra. Bak bu bir iş karıştırıyor emme. Aynen öyle. Değil mi? Senin kendine kendi ihtiyacın var. Senin eski Deniz'e
ben olamayacağım. Ben eskisi gibi olmayacağım. Olmayacak. Hasra. Ben deliriyorum. Benim buna ihtiyacım var. Durmuyor. Burası durmuyor. Susmuyor. Burası. Benim kızım Kadir dışarıda. Ben burada dört duvar arasındayım. Hiçbir şey yapamıyorum. Ben kızım olmadan nasıl yaşanır bilmiyorum. Ben hep anneydim. Ben Ecem'in annesiyim. Ecem yok. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım biliyor musun? Deniz. Kendine uyanmak için bir sebep bulacaksın. Aptalca da olsa, saçma sapan da olsa. Yarın uyanmak için bir neden bulacaksın. Bulacağız Boncuk. Etmeyin Alp Bey. Ellerinde yeterli delil yok. Umarım dediğin gibi olur avukat. Adalet er geçerini bulacak kardeşim. Adalet gelmeyecek Dudu. Ben gidip alacağım. Yes!
lazım. Bu karı bir şeyler saklıyor, çok belli. Ne yapacağız ki? Bilmiyorum. Benim Azom'u üzenin, ben de ağzını yüzünü çizerim. Kanka öyle öfkeni, üzüntünü içinde tutmayacaksın, biriktirmeyeceksin. Atacaksın dışarı. At vereceği. Hüseyin'den mi arak mı? Yani işte yaptı bir güzellik. Bu Ayfer karısı bir şeyler biliyor. Zerrin'le ilgili onu konuşturmamız lazım. Ay onu denedin Azra. Da. Ben gideyim. Döveyim şurada iki kişiyi. Gireyim hücreye, öttüreyim karıyı. Ve? Sen olmazsın. Yani seni daha önce bizimle olduğunu hatırlayan bir sürü insan vardır. O riski göze alamayız. Daha önce bizim yanımızda hiç görünmemiş birinin olması lazım yani. Böyle tereyağından kıl çeker gibi gidecek Ayfer'i konuşturacak, bizimle bir ilişkisi yokmuş gibi yani. Ya şu yeni kız var. Onu ayarlayalım, o gitsin. Bir tuhaf tuhaf bakıyor zaten etrafa. Kim o be? Şu tecavüzcüsünü öldüren mi? Ay şu hevesi mi diyorsunuz siz? Vallahi kız sağlam pabuca benziyor. Sen hangi ara kızla sosyalleştin de sağlam pabuç diye notunu veriyorsun kızın? Affedersin Azo ama acık ben de insan tarafıyım yani. Bir insanın şöyle gözüne baktım mı anlıyorum ne mal olduğunu. Ama bak sonra bir yamuk olsa öyle benim gırtlağıma falan çökmek yok. Okey to. Muhtemelen çökeceğiz. Yapacak başka bir şey de yok gibi. Yani ne bileyim, güvenmekten başka da çaremiz yok. Bu riske girmemiz gerekiyor yani. Denesin o zaman. Gelsin konuşalım. Hadi eyvallah. Hadi. O tarafı duvara as kanka. Gel Heves, gel. Gel geç. Anlattılar mı kızlar sana ne yapacağını? Hücreye girmemi istemişsin. Kimi konuşturacağını da söylediler mi? Ayfer'i. Ayfer'i severim. Seve seve de konuştururum. Dün bir bugün iki Ayfer'i tanıdın, sevdin, konuşturacak kıvama geldin ha? Sosyal zeka yüksek değil mi? İşte. Ya Azra, bir şey isteyeceğim. Biz iyilikleri karşılıksız yaparız. Yok, öyle bir şey değil. Hani diyorum, bu mevzular bittikten sonra beni de çeteye alırsınız değil mi? Ne çetesi ya? Biz çete değiliz ki. Biz rock grubuyuz. Eğer işleri yüzüne gözüne bulaştırmazsan düşünürüz bir ince. Ama olur da işi hiç edersen, aptalca bir şey yaparsan... o zaman sana en sevdiğimiz şarkıyı çalarız. Değil mi kızlar? Kesin. O iş bende. Niye, hadi göreyim seni. Dikkat etsene. Sen dikkat edeceksin. Manyak mıdır nedir? Kime manyak? Sen kime manyak? Sen kime manyak? İyi, sevdiğimiz de o zaman yaptıklar bunlar. Oha lan, karıya bak. Amma öfke biriktirmiş ya. Zerrin Hanım'a haber ver. Hücreye koyacağız bunu. Tamamdır.
Ya sen niye insanların yüzüne kaynar su döküyorsun? Ha? Vallahi o beni kışkırttı ya. Hiç öyle bir insan değilim aslında. Ayfay değil mi o? Ya önüne bak hadi. Nereye götürüyorlar? Başka hapishaneye sevk edildi müdürün emri. Yürü. Davetiye mi bekliyorsun? Yürüsene. Deniz'in nasıl oldu? Ha, yeter gel. Bak hep konuştuk bunları. Ben biliyorum. Anlıyorum senin ciğerin nasıl yanıyor. Emme kendine bu kudan he. Bak, benim kızım. Bu da onun katili. Yan yanalar. Benim kızım toprağın altında. Buna bir ceza bile vermediler Dudu. Benim canım kızımın hayatına son vermemiş gibi yaşamasına izin verdiler. O da çekecek cezasını. Yüce Rabbim. Ben kimseye zarar vermedim. Kızım gidene kadar. Şimdi gözümü her kapattığımda öldürmek istiyorum adam. Keşke ellerim dışarıda olsa. Şu hapishanenin dışında. Kendi ellerimi sıksam gırtlağını. Ellerim uzansa oraya. Ellerim uzansa. Sabır sabır konuşma bak hem. Ne biçim laf öyle? Sen merhametli kadınsın. Kudret mendeburu bile senin o kudan üstüne gelmeyedi. Ona da dokanmazdı. Dışarıda bir elim o. Alo. Benim. Deniz. Deniz, ben kızımızı çok özledim. Konuşmamız lazım Hakan. Çok önemli. Ziyaretime gel. Deniz, ben evi boşalttım. Ya ben yapamıyorum artık bunu. Yani her şeyi unutmak istiyorum. Seninle de her şeyi unutmak istiyorum. Ziyaretime gel Hakan. Tamam. Ne söyleyeceksen o da söylersin. Deniz. Kapatmam lazım. Deniz. Çekil lan şuradan. Çekil. Telefon açacağım ben. He. Yer açın bakayım. Telefon açacağım. Silah var. Kudret arkaya geç. He. He. Hepiniz mi cesaret hapı içtiniz lan? He. Sen ne dedin? Bir daha tekrarla bakayım. Sıra var dedi. Nesini anlamadın? He tamam. Tamam. He. Sıra varsa sıraya geçer. Biz de sıraya geçeriz.
Ama bir şeyi unutma. Kudret hiçbir şeyi unutmaz. Çünkü ben günlük tutuyorum. Sevgili günlük babında. Sıkıntısı teslim ettik abi dediğin gibi. O Nevzat denen sorun çıkarmadı mı? Yok, bu sefer kedi gibiydi. Beyler, çok büyük bir çıkarma yapacağız. Kim var kim yok sileceğiz piyasadan. İşlerin başında kimin olduğunu herkes anlayacak. Tamam, gidin. Efendim abla. Burada, vereyim. Çık dışarı. Ne ağzım dibine girdin be? Gitsene biraz. Ne oldu? Oğlum, Alp. Ne var anne? Ay, oğlum, sesini duydum ya. Leyyalar benim oldu. Çok aradım seni, çok. Hastaneye gelirsin sandım. İşler çok yoğundu, fırsat bulamadım. Oğlum, sana ihtiyacım var. Benden sana hayır yok, Kudret Sultan. Ne para ne mal. Bundan sonra tek başınasın. Oğlum, niye böyle şeyler söylüyorsun? Ben ne yaptıysam senin için yaptım Alp. İşim var, sonra konuşalım tamam mı? Hadi, kapatıyorum. Oğlum, bak sakın kapatma. Ben senden bir şey istemiyorum. Yüzünü göreyim Alp. Son kez. Son kez mi? Beni eski hapishaneme verdiler. Eski gücüm yok. Ayağım sakat. Fazla yaşatmazlar beni burada. Anne, bak. Alp, kapatma ne olur. Kapatma. Bir kere yüzünü göreyim. Beni ziyarete gel oğlum. Fırsat bulursam geleceğim anne. İşlerim var şimdi, kapatmam lazım. Alp, geleceğim deme oğlum. Alp, geleceğim deme. Ha, tamam. Aslan oğlu. Bekliyorum ziyaretini oğlum. Aslan oğlum benim. Kudret Öztürk'ü getirdim efendim. Otur bakalım Kudret. Nasıl geçiyor günlerin? Alıştın mı yeni haline? İyi. Yavaş yavaş alışıyorum. Sen bu hapishanenin en eskilerindensin Kudret. Şeyi bilirsin. Son olanlardan iyi bir ders çıkarmışsındır herhalde. Çıkardım. Çıkarılabilecek bütün dersleri çıkardım. Madem uslandın, seni çamaşırhanenin başına geçireyim diyorum. Ne dersin? Yapabilir misin? Saydın mı Sayın Müdürüm? Tıpkı eskiden olduğu gibi mi? Hayır. Eskiden olduğu gibi bela çıkartmamak şartıyla. Yok müdürüm. Benden yana hiçbir sorun çıkmaz. Hiç sorun çıkmasın Kudret. Hiç. Şey müdürüm. Ben koğuştan kızlar vardı. Naciye, Hacer. Onlarla birlikte çamaşırhaneyi çalıştırıyordum. Onları tekrar yanıma alabilir miyim? Hani işi doğru yapalım babında. Olur. Olur mu? Olur. Çok teşekkür ederim. Çık hadi. Hadi. Çok sağ ol, teşekkür ederim.
Yanlış anlamayın ama. Azra orada çalışıyor. Kudret sorun mu çıkarır diyeceksin. Evet. Genelde hep öyle oluyor. Bu hapishanede artık bir şeyler değişecek Özlem. Önce her şey eskisi gibi olacak. Sonra eskiden ne olduğunu kimse hatırlamayacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Deniz, sen niye çalışıyorsun daha ilk günlerden? Git biraz dinle. Yok. İyi böyle kafam dağılıyor. Azra, haberler kötü. Kızım sus. Sessiz. Ne oldu? Beni hücreye götürürlerken onu da başka hapishaneye naklettiler. Müdürün emriymiş. Allah kahretsin. Bilerek yapıyor ya, resmen kaçırdı kızı çünkü bir şeyler biliyor. Ne olmuş kanka, nereye götürmüşler Ayfer'i? Bu sefer de başka cezaevine götürmüşler. Konuşturamadık da. Vallahi ben elimden geleni yaptım. Sağ ol kardeşim, teşekkürler, hadi. Rey. Gideceğiz. Zeynep Hanım'ın emriyle Kudret tekrar çamaşırhanenin başına getirildi. Yok deve. Hiçbir şekilde sorun çıksın istemiyor. Zeynep Hanım'a söyleseydiniz, biz nenemi mağluren emekli ettik. Sorun çıkmayacak dedim Azra. Kudret, geç sen de işin başına. Buyurun, geçin. Bunlar, geç. Peki madem Biricik müdürümüz öyle emretmiş. Meltem, dışarı çık, emrimi bekle. Nasıl? Çık dışarı, emrimi bekle. Emredersiniz Zerrin Hanım. Yürü Berna. Oldu. Kanalı yapacak. Beni tahttan indirdiğini mi sandın? Bak, şimdi buradayım. Yine hepinizin başındayım. Ölen öldü. Giden gitti. Ama Kudret yıkılmadı. Karşınızdayım. He? Kuzu. Kuzu. Kızının acısı biraz dinle mi bari? Geçmeyecek.
Ne duruyorsun? Nerede? Öyle hemen ölmek yok Kudret. Öldürmeyeceğim seni. Ama sen ölmek istiyorsun değil mi? Bu kadar güçten düşmüşken. Canın her an tehlikedeyken. Artık oğlun bile senin yüzüne bakmıyorken ölmek istiyorsun tabii ki. Ama hemen ölmek yok. Önce benim çektiğim acıları çekeceksin. Her gün öleceksin benim gibi. Yat acısı neymiş tatacaksın? Oğlum diye. Toprak bırakacaklar avcına. Sonra öleceksin. Meltem, içeri kim olduğunu öğren. Deniz Kudret'e ne diyor öğren. Ne oluyor burada? Kudret! Deniz! Sorun çıkmayacak demedik mi? Deniz! Deniz koğuşuna! Kudret'i revire gönderelim. Tamam. Gel sen benimle. Bıçak yarama! Bıçak yaramı deşti! Ben sana bir şey söylemeye geldim. De ne diyeceksin? Boşanmak istiyorum. Bu muydu Tövbe? Evet. Kızımız öldü. Ben az daha birini öldürüyordum. Muhtemelen hayat boyu çıkamayacağım bu hapishaneden. Senin de tek derdin boşanmak. Öyle mi? Defol git buradan. Yersen ye. Deniz dur. Deniz. Ben de dayanamıyorum. Bak her şey kabus gibi. Ecem'in hatıraları, seninle yaşadıklarımız. Ne yaşadık biz? Sen benimle ne yaşadın? Dayanamadığın. Bana attığın dayaklar mı? Kızımıza sahip çıkamaman mı? Hangisi senin kabusun? Hepsi benim kabusum. Sen benimle yaşadın. Yaşıyorsun lan. Yaşıyorsun. Nefes alıyorsun. Kızım. Kızım. Ha? Ben evi satıyorum Deniz. Evin parasının yarısını senin hesabına geçeceğim. Boşanma evraklarını imzalamıyorum Hakan. Evrak falan hiçbir şey imzalamıyorum. Defol git buradan. Bir daha da buraya gelme. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Ne yapmalıyım? Hakan, valla sen dışarıda zamanını nasıl geçiriyorsun hiçbir fikrim yok ama ben burada nefes aldığım her an kızımın öcünü almayı düşünüyorum. Her gün yüzlerce plan yapıp bozuyorum burada. Her gün. Bu işi sen halledeceksin. Kızımızın öcünü sen alacaksın. Beni sen ne diyorsun? Ses kaydı falan alınmıyor burada. Alp Öztürk. Bu isim sana bir şey çağrıştırıyor mu? Evet. Ben ne yapacağım? Kızımızın öcünü alacaksın. Kızın için bir şey yap artık. Bir şey yap. Ne yapacağım? Git bul o herifi. Çok gırtlağını. Ben o çocuğu nasıl bulacağım? Bu çok zor bir şey. Zor. Çok zor. Zor Hakan. Ama kızımın katilinin dışarıda elini kolunu sallayarak dolaştığını bilmek kadar zor değil. Hakan. Bizim kızımıza bir borcumuz var. Bunu öde. Bak.
Ne istersen onu imzalarım. 5 kuruş para da istemem. Ben öyle bir şey yapamam Deniz. Yapamam. Allah kahretsin seni. Deniz. Psikiyatriste görünmen lazım. Ben böyle bir şey istemedim. Biliyorum. Ama prosedür böyle. İstemiyorum. Biliyorum. Sen bu değilsin. Sen çok ama çok güçlü bir kadınsın. Ama prosedüre aykırı davranamayız. Hadi. Hadi. Peki Deniz Hanım, biraz da eşinizden bahsedelim. Nasıl birisidir? Zor. Vurdum duymaz. Anlıyorum. Peki size nasıl davranır? Aranız nasıldır? Cezaevinde olmanızı... döver. Dövünce kendini suçlu hisseder. Kendini suçlu hissedince yine içer. İçince yine döver. Karaktersiz çünkü. Onun yüzünden buradayım ben de. Kızımızı da onun yüzünden kaybettik. Öyle. Peki eşiniz ilk ne zaman size şiddet uyguladı? Evliliğimizin 3. ayında. Canım. Uhu. Ya ne var Deniz ya, ne var? Of ya, of. Ay Hakan. Ya bırak, 1,5 saattir uğraşıyorsun vallahi. Yol yardımı falan çağırsaydın. Ya ne yol yardımı Deniz, Allah'ını seversen ya. Hallediyorum işte, görmüyor musun? Tamam, halledemiyorsun. Belli ki beceremiyorsun işte. Çağır verelim. Neyi beceremiyorum ya? Neyi beceremiyorum ben? Tamam. Neyi beceremiyorum? Tamam, çağır verelim. Neyi beceremiyorum ya? Tamam, motoru neyi beceremiyorum ya? Tamam. Ya ne demek istiyorsun? Ya ne yapıyorsun? Tamam. Ne demek ne yapıyorum? Bir şey demiyorum. Ne demek istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Ne demek istiyorsun ya? Bir şey demek istiyorsun. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Verelim, ne olur. Neyi beceremiyorum? Tamam, tamam. Bir şey demedim. Ben bir şey demedim. Neyi beceremiyorum ya? Neyi beceremiyorum ben? Kendini yetersiz hissettiğinde, yani erkekliğine laf edildiğinde. Peki, anlıyorum. Eşiniz bu... Görüşmeyi sonlandırabilir miyiz? Neden? Kendinizi kötü mü hissediyorsunuz? Yok, hayır. Ya aksine daha iyi hissediyorum kendimi ondan. Eğer... Gidebilir miyim? Tabii Deniz Hanım. Tekrar görüşmek üzere. Azra. Azra, telefon etmem lazım. Çok acil. Yok sana telefon. Azra yapma. Ne yapmayayım ya? Bana telefon yok deme. Biliyorum çünkü var. Telefonun varlığından başka zaten hiçbir şey bilmiyorsun. Ne söyleyeceksen doğru düzgün söyle. Vaktim yok çünkü. Telefon etmem lazım. Ortalığı birbirine kattın Deniz. Yangın yerine çevirdin. Hepimiz yaralandık. Rüzgar öldü. Sen intikam alacaksın diye. Şimdi karşıma geçmiş, hiçbir şey olmamış gibi. Telefon istiyorsun, hap istiyorsun. Ne istiyorsun? Ne? En azından bir özür bekliyorum. Bekliyoruz en azından. Sonra da eskisi gibi olmanı istiyorum. Eski boncuğum olmanı istiyorum. Bak, biz aileyiz dedik. Birbirimizi kucakladık. Aynı yola baş koyduk dedik. Bu yol bizim yolumuz dedik ama... bu yol senin yolun Deniz. İntikam diye çektiğim bir filmde hepimizi figüran ettin. Yeter. Yetmez. İçim rahat etmedikçe hiçbir şey yetmeyecek bana. Ben gözümü kapatmaya korkuyorum. Çünkü rüyamda yine onu göreceğim. Sonra uyanacağım.
mecburen öldüğünü hatırlayacağım tekrar. Nefes almaya çekiniyorum ben. Kızım nefes alamıyor çünkü. Ne istiyorsun? Özür mü? Özür dilerim. Kızım öldüğü için, onun ölümüyle yaşamayı beceremediğim için özür dilerim. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Siz elbette ki bana yardım etmeye mecbur değilsiniz. Ama ben mecburum. Hasret! Telefon. Telefonu Azo ha? Niye? Orada geldi iki ağladı. Yine vicdan yaptın değil mi? Ey Allah'ım yarabbim. Ya işte böyle böyle batıyoruz Azo. Böyle böyle. Bizi bu vicdan mahvediyor Azo. Vicdan. Hasret uzatma ya. Onu bunu bırak. Sen niye çorabında saklıyorsun telefonu? Yok mu bir sulan? Ya yakalanırsan? Yok ya. Nereye koyacaktın başka? Ha? Ya beni arayıp durma demedim mi sana Deniz? Ben senden özür dilemek için aradım. Senden böyle bir şey yapmanı istememeliydim. İyi tamam. Önemli değil. Senin yerine başka bir erkek olsaydı... tabii Alp'i ayaklarının altına alır yaptıklarının cezasını ödetirdi. Ama sen yapamazsın. Haklısın. Ya sen ne diyorsun Deniz ya? Ne diyorsun sen? Senin kalıbında yok ki savaşmak. İntikam almak falan. Ya sen farkında mısın ne dediğinin? Niye çıldırtıyorsun beni? Farkındayım Hakan. Senin ne kadar korkak bir herif olduğunun farkındayım. Senin gücün anca bana yetti. Kızına yetti. Alp zaten seni tek koluyla harcar. Ya ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Keşke bir erkek gibi öcü olabilseydin diyorum. Ama haklısın diyorum. Çünkü sen hiçbir zaman tam bir erkek olamadın. Ya kes sesini be! Bir kayıp insanı değiştirir. Ona ki bir ölüm yazılmasın. Evladın mezarı kazılmasın. Dünyanın düzeni bozulur. Avluya kaç ömür sığar hepiz olur. Kaç ömür sığar ve biz olur. Bir kayıp insanı nasıl değiştirir? Acılar konuşurken derin acılar dilsizdir. Kaderin oyunu hilesiz. Yürüyor kimisi dengesiz. Aynı ben gibi kimsesiz. Deli gibi yazıyorum dizgesiz. Şu dünyaya bak. Korkularıyla beraber yanlış. Yargılarıyla beraber dilsiz. Sancılarıyla beraber yalnız. Şu dünyaya bak. Sanki ayın gölgesinde sakin oyuncak elinden alınmış. Lakin bak bu savaş yeni başlıyor hain. Sevdiğini korumaya çalışırken kim? Sen kimsin? Sevdiğini kaybettiğinde kimsin? Sen kimsin? Güçlü olmaya çalışırken kimsin? Sen kimsin? Bir umudun varken sen kimsin? Sen kimsin? Bir an ömrü nasıl değiştirir?
Acı bize yargıç baba. Kaçıncı kadın bu kaç baka? Oyun bitti kalan taş makas. Kaçma kal, susma var, durma kal. Kim bilir kimlerin elinde duruyor kuklalar. Kim ister bunlara katlanmak? Bir bıçak saplayıp göğsüne varken kurtulmak. Cinayete susan kimse cinayete ortak. Kalem kırıldığında ağlayan herkes korkak. Vahşi doğa vahşi doğadır. Annelikse annelik. Evlat tutmuyor sanki sağ elim. Bilmiyor gönül matemi. Sakin kal diyor sanki sağ gibi. Yalnız kaldım al şarkılar gibi. Sessizlik çöker sanki dağ gibi. Sevdiğini korumaya çalışırken sen kimsin? Sevdiğini kaybettiğinde kimsin? Sen kimsin? Güçlü olmaya çalışırken kimsin? Sen kimsin? Bir umudun varken sen kimsin? Sen kimsin? Zamanla kalbim dönüşüyor kalbura. Sessizliğim karışıyor yağmura. Yavaş yavaş yaklaşıyor son durak. Hiçbir şey eskisi gibi değil ağrıda. Zamanla kalbim dönüşüyor kalbura. Sessizliğim karışıyor yağmura. Ya bir çekil şu da. Haberiyle devam ediyoruz. Durduku belirlenemeyen bir otomobille minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sallan ve sonrayı ortaya iki ağacı ve aydınlanmış şeyle çarpıştan sonra devrildi minibüse. Çarpışmanın etkisiyle önce rakipteki ağacı sonra da elektrik direğine devrilip kan yansıdı. Minibüste bulunan bir kişiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Genç iş adamı Aykut'un gün içerisinde çıkan yandı. İhbari ekiplerince durduruldu. Fakat içeriden çıkarılan cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Yetkililer cesedin Aykut Türk'e ait olduğunu düşünüyor. Yangının nedeni ise belirsizliğini koruyor. Kalbim dönüşüyor kalbura, sessizliğim karışıyor yağmura. Yavaş yavaş yaklaşıyor son durak, hiç kimse eskisi gibi değil avluda. Sevdiğini korumaya çalışırken kim, sen kimsin? Sevdiğini kaybettiğinde kimsin, sen kimsin? Olmaya çalışırken kimsin? Sen kimsin? Bir umudun varken sen kimsin? Sen kimsin? Zamanla kalbim dönüşüyor kalbura. Sessizliğim karışıyor yağmura. Yavaş yavaş yaklaşıyor son durak. Hiçbir şey eskisi gibi değil avluda. Zamanla kalbim dönüşüyor kalbura. Sessizliğim karışıyor yağmura.
Yavaş yavaş yaklaşıyor son durak. Hiç kimse eskisi gibi değil avluda. Sevdiğini korumaya çalışırken kim? Sen kimsin? Sevdiğini kaybettiğinde kimsin? Sen kimsin? Güçlü olmaya çalışırken kimsin? Sen kimsin?